Evet, film ve dizilerini hiç aksatmadan düzenli bir biçimde ardı ardına çıkarabildiği için Marvel'ı sürekli övüp duruyoruz. Tabi aralarında kalite bakımından yetersiz kalanlar da oluyor ama o kadar da olsun. Yine de adamlar şu anda sinematik evren olaylarında resmen tekelleşti. Tam Endgame sonrasında Kaptan Amerika ve Demir Adam gibi ağır toplarını kaybettiler. Artık eski ivmeyi yakalayamazlar diye düşünürken hiç beklenmedik karakterleri kafamıza fırlatıyorlar. E tabi faz 4 aşamasında birçok kahramanımız ön plana çıkmaya başlamışken bu aşama içerisindekiler kadar şanslı olmayan dostlarımız da mevcut. Yani belli düzeyde fan kitlesi olmasına rağmen şu ana dek hiç fırsat verilmeyen ya da verilip de ardından devamı getirilmeyen çeşitli sebeplerden ötürü iptal edilmiş olan birçok yapım var. Ve bu yapımların içerisinde Punisher ve Venom gibi karakterlerin de bulunduğu iptal edilmiş Marvel filmlerine ve iptal edilme sebeplerine bir bakalım. Fakat videoya geçmeden önce sana önemli bir sorum var. Çok deli bir çekilişe katılmak ister misin? Evet, hazır 50 bin üzeri aboneye ulaşmayı hep birlikte başarmışken içerisinde sevdiğimiz karakterlerin figürlerinden çizgi romanlarına kadar birçok ödünün bulunduğu çekiliş serilerimizi başlatalım istedik. Ve bizi takip eden dostlarımızın sevdikleri karakterlerin ürünlerine ulaşma şansı artabilsin diye bu seriyi Efe Özkan kanalıyla birlikte gerçekleştirmeye karar verdik. Ve üstelik bu çekilişe katılmak da çok basit. Öncelikle açıklamalar kısmındaki linkten verdiğimiz siteye gidip oradaki 5 aşamayı yerine getiriyorsunuz. Şimdi aşama dediğime falan da bakmayın. Kanallara abone olmaktan falan bahsediyorum. Yani atla deve değil. Her neyse, ondan sonra bu video ile beraber her videomuzda bir harf, yani bir ipucu olacak. Ve 7 günün sonunda 3 kanalda, yani Ne izlesek, Efe Özkan ve Efe Özkan Shorts kanallarında karışık verilen bu harfleri düzenleyip Marvel'la alakalı bir kelime haline getirerek yine o ilkteki kutucuğa yazdığınız anda çekilişe katılmış oluyorsunuz. Olay bu kadar basit. Ve bu kelimeyi doğru bilenler ve ayrıca şartları yerine getirenler arasından bir kişiye Örümcek Adam figürü, bir kişiye Thor, bir kişiye Doctor Strange, bir kişiye Scarlet Witch ve son olarak da bir dostumuza 6 ciltlik Avengers çizgi roman serisini hediye olarak gönderiyoruz. Yani önümüzdeki bir haftada videoları sıkı takibe al, gerisi zaten kendiliğinden gelecek. Hepinize şimdiden bol şans dilerim. Şimdi içerisinde Punisher ve Venom gibi karakterlerin de bulunduğu iptal edilmiş olan Marvel filmlerine ve neden yapılmadıklarına bir bakalım. Ve evet, listemizin başında Shang-Chi var. E arkadaş, bunun filmi zaten yapılmamış mıydı diyen dostlarımız olabilir. Ancak faz 4 aşamasının en sevilen yapımlarından biri olan Shang-Chi aslında ta 2000 yılında, yani Kung Fu ve Karate gibi dövüş sanatlarının revaçta olduğu dönemde ortaya çıkacakmış. Fakat Stan Lee abimizin içerisinde de bulunduğu bu yapım sürekli ertelenip durmuş. 2008'de Demir Adam'ın başarısından sonra tekrar yapılması gündeme gelmişken ancak 2021 yılında Beyaz Perde'ye gelebildi. Ki şöyle bir üstün körü düşününce Demir Adam'dan önce gelseydi çok da kötü olurdu. Böylesi bence daha yerinde bir hareket olmuş. Diğer bir filmimiz de Ben Affleck'in canlandırdığı Daredevil'ın devam filmi. Evet, ilk çıkan film o dönem eleştirmenler tarafından sıkıcı, karamsar, kötü diyerek topa tutulmuştu. Ve bu yüzden olsa gerek yapımın devamını göremedik. Her ne kadar devamı gelmese de içerisinde görülen Elektra karakterinin spin-off filmi yapılmıştı. Ve Daredevil'ın telif haklarıyla ilgili yaşanılan birkaç olaydan sonra aynı çizgi roman hikayesini izleyen ve en başına Netflix'e yayınlanmaya başlayan dizimize kavuştuk. Ama açıkçası ben bir Ben Affleck'in canlandırdığı Daredevil 2 filmini görmek isterdim. Ve bence ilk yapım da öyle kötü falan değildi. Hatta Bring Me To Life müziğini hala dinliyorum bile diyebilirim. Sıradaki yapımsa Hulk'ın devam filmi. Mark Ruffalo'nun ikonik Bruce Banner'ından ve hatta Edward Norton'ın gama yüklü profesör olarak dönüşünden çok öncesinde 2003 yılında ortaya çıkmış olan Eric Bana'nın canlandırmış olduğu bir Hulk filmi vardı. Ve aslında Universal şirketine ait olan bu film gişede beklenmedik bir biçimde rekor kırıp bütçesini neredeyse ikiye katlamayı da başarmıştı. Ve bu sayede devam filminin senaryosu bile hazırlanmıştı. Ancak içerisine Gri Hulk'ı görebileceğimiz bu yapım karakterin haklarının Marvel'a dönmesinden sonra rafa kaldırıldı. Diğer bir yapımımız en sevdiğim Marvel dizilerinden biri olan Punisher. Ve evet, John Bertle abimizin Frank Castle olmak için doğduğunu öğrendiğimiz bu yapımın çok öncesinde Punisher'ın karakterine ait iki farklı aktörün canlandırdığı filmler vardı. Thomas Jane'in Punisher için konu bulamadıklarından devamı gelmezken bir diğeri de tam zirve yapmışken Marvel kafalarına vurup Punisher'ın haklarını geri aldı ve devam filmleri de yalan oldu. Ve sıra geldi efsane olan bir yapıma. Tobey Maguire abimizin canlandırdığı Spider-Man 4 filmini maalesef ki göremedik. Ve üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen bu devam filmi için sosyal medyada hala kampanyalar düzenleniyor. İptal edilen filmler arasında belki de en acı vereni olan bu yapım Sam Raimi ve Sony arasında yaşanılan anlaşmazlıklardan ötürü gerçekleşmedi. Ve bu devam filminde Jim Carrey abimizi Carnage rolünde bile görebilirdik. Ah gidah, neyse, geç olsun güç olmasın.
Hazır Sony ile Marvel anlaşmışken şu serinin devamını bir şekilde getirmeleri lazım. Hazır Tobey'nin örümceğinden bahsettik, ilk Venom karakterini de bir konuşalım. İlk olarak Spider-Man 3'te karşımıza çıkan Eddie Brock aslında Spider-Man'in devam filmleriyle birlikte kendi spin-off filmine sahip olacaktı. Fakat Raimi'nin ekipten ayrılışı bu yapımın da başlamadan bitmesine sebep oldu ve yıllar sonra Tom Hardy'li Venom'a kavuşabildik. Aslında ilk aktörü düşününce Tom Hardy bildiğin nimet gibi bir şey, o yüzden iptal olması güzel olmuş diyebiliriz. Bildiğiniz üzere Sony'nin içine ettiği tek örümcek dostumuz bu değil. Andrew Garfield'ın İnanılmaz Örümcek Adam 3 yapımında göremedik. Garfield'ın 3. bir filmden sonra Örümcek Adam'ı oynamak istemediğini açık açık söylemesi Sony ile arasındaki bağların bir anda kopmasına sebep oldu ve sonra da örümceğimiz Marvel'a geri dönmüştü. Ve bu olaya bağlı olarak da Sinister Six filmi ileri bir tarihe atılmıştı. Şu anda yapılmış olan anlaşmalarda her ne kadar Eve Dönüş Yok filminde birçok üyesini görmüş olsak da yine de direkt Sinister'a ait bir yapım izleyebiliriz. İptal olan diğer bir yapımsa Marvel'ın ilk süper güçlü ailelerinden olan Fantastic Dörtlü'nün devam filmi. 94 yılından bu yana sürekli olarak beyaz perdeye getirilen bu aile 3. yapımı hiç göremedi. Sürekli farklı oyuncularla başa sarıp durdular. Marvel stüdyolarının yaklaşık olarak 15 yıldır yakalamış olduğu başarıdan bu ailede sonunda nasibini alacak ve bir kez daha sıfırdan başlatılacak gibi gözüküyor. Şimdi konuşacağımız yapım öyle amşam gündeme gelmemiş olsa da iptal edilmeseydi güzel olabilirdi. Kara Kedi merkezli bir Sony projesi vardı ve hatta prodüksiyon aşamasının 2018 yılında başlaması planlanıyordu. Fakat yıl olmuş 2022. Ah be güzelim Sony, bir kere de şaşırt bizi be. Diğer bir yapımsa Marvel'ın iptal edilen bence en değerli filmlerinden biri. Inhumans'a ait olan bir film normalde Marvel'ın faz 3 aşamasında karşımıza çıkacaktı. Ancak yönetmenlerin efsaneleşme isteğiyle bu aşamada Endgame serisini bizlere gösterdiler. Inhumans ise kendisini bir televizyon dizisinde buldu. Sıradaki yapımsa animasyonlarda en çok sevdiğim kahramanlardan biri olan Gambit'e ait. Normalde 2019 yılında çekimleri başlanan yapımın geleceği Disney'in Fox'u satın almasıyla birlikte ileri bir tarihe atıldı. Gambit'le birlikte Dark Phoenix ve Yeni Mutantların devam filmleri ve hatta Doctor Doom, Kitty Pryde ve Multiple Man solo filmleri, Alpha Flight, Exiles ve X-Force gibi yeni X-Men ekiplerini içeren birçok proje, son olarak da X-Men Fear the Beast ve Omega Red projeleri bir anda iptal edildi. Artık bu yapımlar konusunda bütün ipler Disney'in elinde. Neler olabileceğini bekleyip göreceğiz. Bir de Ghost Rider abimizi konuşmadık. Üçüncü filmin senaryosu normalde hazırmış. Ancak ilk filminde sınıfta kaldıklarından olsa gerek üçüncüsünü çekmeye yürekleri yetmemiş. İptal edilmiş filmlerden oluşan listemizin sonuna geldik. Keşke hiç iptal edilmeseydi dediğiniz yapım hangisi? Yorumlarda yağdırın gelsin. Ekstra olarak görmek istediğiniz içerikleri de yazmayı unutmayın. Bir sonraki çekiliş videosunda görüşene dek hoşça kalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın.